Merhaba gençlik. Şimdi çemberde uzunluğun tarama ve konu testlerini gömelim arkadaşlar birlikte. Bakalım birinci sorumuz ne diyor? Şöyle bir ayarını da yapalım. 5 santim yüksekliğindeki bir kaldıracın üzerine 40 santim yarıçaplı bir tekerlek yerleştiriliyor. Tamam. Şurası şimdi 40 santimmiş. 5 de şuradan gelmiş. Şurası da 5 santim. Belli bir yüksekliğe kadar da kaldırılmış bu. X santim kaldırıldığında tekerleğin çevresi üzerinde alınan bir noktanın yere uzaklığı. En çok bak tam şuradan merkezden geçeni alacaksın ki yere uzaklığı en çok olsun dostum. O halde şurası 85 şuraya kadar. Demek ki 160 olması için buraya da 75 kaldı diyebiliriz. Birinci sorumuzun cevabı Edirne'den çıktı. İkiye bakalım. A, M merkezli ve A merkez çemberler içten teğettir. OM doğrusal doğrusal AC 5. Demek ki bunun yarıçapı 5. Şurası da 5. O halde bunun büyüğünün yarıçapı 10. Şimdi şuranın tamamının da 10 olması lazım. Şuraya 4, şuraya da 2 kaldı dostum. OD'yi soruyor. Cevap 2 çıktı bile. 3'e bakalım. Daire biçimindeki karton merkezinden bu kadar ve bu kadar iki kiriş boyunca kesilip elde edilen parçalar mavi ve turuncu renge boyanıyor. A'nın en küçük tam sayıda yeri nedir? Bakın mavinin kirişi yani şuradaki kiriş daha küçük. Küçükse bu kutuba daha yakın demektir değil mi? Yani merkezden daha uzakta demektir ki demek ki şurası daha büyük bir sayı çıkacak. Yani 5A-7 büyüktür. 3A+1 diyebilirim. 3A'yı buraya 7'yi de bu tarafa alalım 8. Demek ki A büyükmüş 4'ten. A 4'ten büyükse en az 5 olur. Yapıştır gelsin. Şuna bakıyoruz dostlarım. Bakın BC dediğiniz şey bir kiriştir dostum. Hemen kirişe şöyle ortasına bir dikmeyi yapıştırdık. 8 ya 4 4 bölecek. 4 buraya 3 de buraya kaldı. Şurada da bir Pisagor yapalım. 3 3 kök 5 ise buranın 6 olması lazım. Hani biri diğerinin iki katı olacak ki küçüğünün kök 5 katı olsun diye. Şurada da bir Pisagor yaptığımızda şu dik üçgende de x'i buluruz. 4, 6 tanıdık bir üçgen 2 kök 13 geliyor ezbere bildiğim için. Sen Pisagor'unu da yapabilirsin tabii ki. O merkezli çeyrek dairenin içine şekildeki 5 eş dikdörtgenden 4'ü yerleştirildi. TKKM'ye eşit olmuş bunu da söylemiş. Dikdörtgenlerden birinin kısa kenarın uzunluğunun uzun kenarın uzunluğuna oranı nedir diye soruyor. Hemen şuraya bir yarıçapımızı çizelim. Bu R. Şimdi şuraya da A, A, A ve A diyelim. Şuraya da B yazalım arkadaşlarım. Şimdi şurayı da çizdik. Bu da yine R. Hatta buna 2B diyelim ki şurada 2'ye bölünmüş ya. Şurası 2B, şu uzunluk 2B. Şurada da B var. Bir Pisagor da buradan yapacağım şimdi birazdan. Ve R'ye eşiteceğiz değil mi dostlarım? Şuradan yapalım Pisagor'umuzu. R kare eşittir. Şurası 2B. B de buradan geldi. 3B'nin karesi. 9B kare artı A'nın karesi. Şimdi şuradan da Pisagor yaparsak 4A'nın karesi ile 2B'nin karesi yine R kareye eşit. Devam ediyorum. 4A'nın karesi 16A kare yapar. 2B'nin karesi de 4B kare yapar. Şimdi 4B kareyi bu tarafa aldım. 5B kare kaldı. A kareyi bu tarafa aldım. 15A kare kaldı. 5'e bölelim. B kare eşittir. 3A kare çıktı. Yani B eşittir. A kök 3 geldi dostlarım. Kare kökünü alınca. Şimdi ne diyordu? Dikdörtgenlerden birinin kısa kenarı A. Uzun kenarı da B. A bölü B'yi soruyor. E B yerine de hemen A kök 3 yazalım. A'lar gitti. 1 bölü kök 3. Yani kök 3 bölü 3 sorumuzun cevabı geldi. Ha, uzun kenarı 2B'ydi. Pardon 2B yazacağız. Doğru 2 kök 3 olacak. Hemen düzenlersek kök 3 bölü 6 geliyor sorumuzun cevabı. 6. sorumuz. Buradan katlamış çapına dik olan KL boyunca içe katlandığında A üssü B 4 oluyor demiş. Şimdi şurayı tekrar geriye açarsak şöyle.
KL 4 kök 15'miş. KL. O zaman şurası 2 kök 15 olur. Şurası bizim yarı çapımız olur mu? Yok, olmaz. A üssü merkez değil çünkü. Dairenin çapı nedir diye soruyor. Çap şurası olsun. Şimdi bunu katlayıp şuradan önce şuraya getirdiğimizde şuraya A dersek burası da A. Bakın çap dediğimiz şey 2A artı 4. O zaman yarı çap dediğim uzunluk şurası yok yani burası yarı çap değil. Yarı çap dediğimiz uzunluk A artı 2 olur. Şurası A artı 2. Tabii ki şurası A olduğu için buraya da 2 kaldı. Şurası da 2 kök 15'miş. Hadi Pisagor yapalım şimdi arkadaşlarım. 2 kök 15'in karesi 60 yapar. Eşittir. Şey artı. 2'nin karesi 4 yaptı. 64'ten 8 geldi şurası. Yani A 6 çıktı. Dairenin çapını soruyor bize. Evet, 8 ise yarı çapı. Çapı da 16'dır diyebiliriz. ABC üçgenin çevresi 20 olduğuna göre diyor. 20 ise şimdi önce dondurma yapalım. Bu buna eşitti. Burası 4. Burası B. Bununla da bu eşitti kardeşim. Burası da A. Çevresi ne çıktı? Bakın 8 var. 2A var ve 2B var. Toplamları 20. Demek ki 2A ile 2B 12. A ile B'nin toplamı da 6 geldi. 8. sorumuza bakalım. 60. Gördüğü yay 120. Dondurma kuralından bu açının da 60 olduğunu biliyorum. Çünkü gördüğü yayla açının toplamı neydi? 180. 120 olduğu için 60 geldi. Şimdi tam merkezden geçecek şekilde şunun çizdik. Bu açı orta yoluydu 30-30. Merkezden teğet indirilen yarı çap diki nerede? 60'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı da 4 kök 3'tür. Bakın yarı çapı 4 kök 3 bulduk. 9. sorumuz. Şekilde çevresinde eşit aralıklarla püsküller bulunan daire biçimindeki masa örtüsü gösteriliyor. Bakın kaç tane var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane var dostlarım. Demek ki 360 bölü 12'den her biri 30 derecelik zamazingolar bunlar. İki püskülünden yengeç gidip bir de mandalla tutturuluyor. Bu durumda iki mandal arasındaki mesafe 120 oluyormuş. Şurası 120 santimmiş. Şimdi bunun üstünde şöyle 1, 2, 3 tane 30 var. Yani 90 derece var değil mi? Şuradaki 30, 30, 30. 3 tane 30. Şimdi bunun merkezini de işaretleyelim. 90'ı gördüğü için burası 90. R, R. Demek ki R kök 2 dediğim şey 120. 120'yi kök 2'ye bölersem 60 kök 2 yapar yarı çapı. Yani yarı çapını soruyormuş zaten. İki çember teğet ise hemen merkezlerini ve teğet oldukları noktayı birleştirin demiştik. Çemberlerin yarı çapları 3 ve 5'miş dostlarım. Şurası da 5. Şurada bir Pisagor yapalım. 8'in karesi 64 eşittir. 3'ün karesi artı k kare diyelim. Şurası k olsun. 9'u bu tarafa atarsam 55 eşittir k kare. K eşittir kök 55. Şurası kök 55. Buradan da 5'i çıkarttığımda x'i bulurum. Kök 55 eksi 5. 11. sorumuz. Hemen teğet görünce yarıçapı dikindirdim. Teğet görünce yarı çapı dikindirdim. Bu 4'müş, bu 4'müş. Şuradan da 6 geldi büyüğünün yarı çapı. Şurası 6. Dik yamuk yapıyorum. Burası 4 oldu, burası 2 oldu, şurası x oldu. Şimdi de Pisagor yapıyorum dostlarım. 6'nın karesi 36 eşittir. 2'nin karesi artı x kare. 32 eşittir. X kareden 4 kök 2 geldi x. Evet, konu testindeyiz dostlarım. Hemen şurada teğete dikinelim. Teğete dikinelim. Bunlar yarıçap. Bakın burası kare çıktı. Demek ki x artı 6 3x eksi 4'e eşit. Buradan 10 eşittir 2x, x eşittir 5 geldi. X 5 ise şurası da 11, burası da 11 çıktı. Demek ki yarıçapım 11 geldi kardeşim. Şuna bakalım. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Yapıştıralım.
Şimdi büyük üçgende Pisagor yaparsam bakın tanıdık üçgen. 2 kök 13 4 6 üçgeni. O zaman buralar 3 3. 3 4'ten de x'imiz 5. Evet, 50 kuruş bir geo para. İkişer tanesi aşağıdaki gibi konuluyor. Bir geo liranın çapı 4, 50 kuruşun çapı 2 santim olduğuna göre. ...4 santim ve 2 santim olan oluşan AC'nin uzunluğu nedir? Şimdi çemberler teğet olduğu için şöyle birleştirelim bunların arkadaşlar yarıçaplarını da. Öyle konuşalım. Şimdi bunun yarıçapı 4, bununki de 2. 2, 4. 4, 2, 2, 4. Bakın bir kenara 6 olan eşkenar dörtgen çıktı. Şimdi şurayı birleştirdiğimde burası da 6. Ne oldu? 4 4'ten 8 oldu burası da. AC'yi soruyor. Eşkenar dörtgende köşegenler dikti. Şurası 6, şurası 4. Pisagor yapıp şurayı bulacağım şimdi dostlarım. X diyelim. 6'nın karesi 36 eşittir. 4'ün karesi 16 artı x kare. Buradan 20 eşittir x kare. X eşittir 2 kök 5. Bu da x olacak değil mi? 2 kök 5, 2 kök 5'ten 4 kök 5 mi gelecek buranın uzunluğu? Nereyi soruyordu bize? Çapıymış bunlar ya. Tüh, çaplarıymış bunlar. Biz yarı çap olarak aldık. Demek ki tam yarılarını alacağız. 2, 1. Şurası da 2, 2. Şimdi Pisagor yaparsak şurada 2, 1 diyelim buraya da. 3'ün karesi 9 eşittir. 4, 2'nin karesi 4. Bu 2 miydi? Evet, 2'nin karesi 4 artı x kare. 5 eşittir x kare. Şurası yok. X eşittir kök 5. Şurası kök 5. Kök 5 de buradan 2 kök 5 geldi cevap. Evet, bu ne diyor? O merkezi çember üzerine kullanılan uzunluğu 15 santim olan genişliği 3 santim olan cetvel eşit aralıklarla ölçülen cetvelin alt kenarı çemberin merkezinden geçmektedir. Tamam. Şurası 3 unutmayalım. Şu kiriş bakın ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 santim uzunluğunda da şurada bir kiriş var. 8. Şuradan dikliğimizi indirelim. 8'i 4, 4 bölecek. Bunun genişliği 3'tü. Yarıçapı ne bulduk? 5. Çemberin yarıçapı 5 çıktı arkadaşlarım. Zaten onu soruyordu. Evet, hemen merkezden hiç soruyu okumadan teğet noktasına yarıçapı dikindirdik. Bakın 45 90 45 çıktı. Burası da 8 o halde. Şurası zaten 8 yarıçap olduğu için burası da 8 8 8 kök 2. Demek ki x 8 kök 2 eksi 8 olacak dedik. Şimdi tam merkezden geçiyorsa bu ya 120 dereceydi. Dairenin yarıçapı 80'miş. AB nedir diye soruyor. Şimdi şurası 80. Bu da 80 ve 120 derece. 120 30 30 üçgeninden kök 3 katıydı değil mi? 80 kök 3'tür AB. Evet, 7. sorumuz. Şimdi yarıçapımız 15. Hemen kirişin ucuna şu 15'i çizelim. Buradan 9 12 15 çıktı. CD'yi bulduk 12. Şimdi şurası da 15 olacak. Hemen buradan da bir Pisagor yapalım şimdi dostlarım. 15'in karesi 225 eşittir. 2 kök 14'ün karesi yani 4 çarpı 14 ne yapar? 28 56 yapar. Artı şuraya da x diyelim. X kare. Şimdi 56'yı çıkartırsam buradan 15'ten 6 çıktı 9 1 11'den 5 çıktı 6 1 169 eşittir x kare. X eşittir 13 geldi. Yarıçap 15 olması için BF'ye de 2 kaldı. 12 eksi 2'den 10 çıktı sorunun cevabı. Bak artık şuna alıştık. Teğet görünce hemen yarıçapı dikindireceğiz buraya dostlarım. Peki şu da 6'dır. Şurası da 6'dır zaten. Bakın burada da Pisagor yapacağım. Şimdi hipotenüs 8. 8'in karesi eşittir 6'nın karesi artı x kare. Yani 64 eşittir 36 artı x kare. 28 eşittir x kare, x eşittir 2 kök 7. 9. soruya bakalım. Aynı merkezi çember ağda görünmektedir. Ulaşımı adaya atılacak daha bir köprüsü yapılacaktır. Adanın merkezinin köprüye en yakın uzaklığı 10. Şurası 10. Dik uzaklık burayı ikiye böler.
Gölün çapı 52. Çapı 52 ise yarı çapı 26. Bak 5, 12, 13'ün 2 katı. Demek ki 12'nin 2 katı 24, 24. Köprünün uzunluğu 2 tane 24, 48. 10. soru. Bakın dik yamuk var. Önce dondurmaları yapalım. Şurası 6, şurası 4 olur. Hemen şuradan bir dikdörtgenimizi çizelim. 4, 2 diyelim buraya. Buraya da x yazalım. AB'de x oldu. Şimdi 10'un karesi 100 eşittir 2'nin karesi artı x kare. 96 eşittir x kare. Ne geldi bu? 16 çarpı 6'dan 4 kök 6 eşittir x. A ve B merkezi birine T çemberler içten teğettir. Çevre OAB 16 olduğuna göre O merkezi çemberin yarıçapı nedir diye bir soru soruyor. Şimdi şunun yarıçapına A diyelim, şuna da B diyelim dostlarım. Bakın şurası da A, şurası da B olur, değil mi? Şimdi büyüğünün yarıçapına R dersem şurası R eksi A, şurası R eksi B. Şimdi bu üçgenin çevresi R eksi A artı R eksi B artı üçüncü kenarda A artı B. Toplamları neymiş? 16. A ile A, B ile de B gitti. 2R 16 kaldı. R de 8 çıktı. 12. sorumuz, son sorumuz arkadaşlarım. Şekil doğu merkezi daire ile ABCD karesinden oluşmuş bir hedef tahtası. Daire T noktasında AB kenarına teğettir. Üst üste iki atış yapan bir kişi ilk atışını D noktasına, ikinci atışını O noktasına yapmıştır. Karenin bir kenarı 16 olduğuna göre OD nedir diye bir soru sormuş. Karenin bir kenarı 16. Hemen 16'nın bir diklik indirdim kirişe. 8, 8 böldü. Şuradan da bir dik indirdik. Burayı da tabii 8, 8 diye böldük. Şurası merkez. Şurası bizim yarı çapımız R. Şurası bizim yarı çapımız R. Şurası da R. Karenin bir kenarı 16 olduğu için şuraya 16 eksi R kaldı. Bakın şu dik üçgenden R'yi bulacağım şimdi. R'ye 10 desem. Burası 6 oluyor. 8, 10. Bakın sağlıyor. R demek ki 10. Yarıçapımız yani OD 10 geldi dostlarım. Evet, sınav sorularını çözmüyoruz demiştik. Telif hakkı nedeniyle burada bitirdik. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.